Artık şöyle güzel bir tatil yapmanın zamanı gelmişti. Önümüzdeki sezon futbol hayatımın belki de en zor dönemi olacaktı. Gençlerin ağırlıkta olduğu kadrom Süper Lig'de tutunabilecek tecrübeye sahip değildi. O yüzden önce biraz kafayı toplayıp sonra hemen transfer işlerine başlasam iyi olacaktı. Kafayı toplamak demişken şu anki durumda bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü oğlum sağ olsun takım arkadaşı Şükrü ile kafamı şişirmeye başladılar çoktan. Oğlum siz hep beraber böyle tatile falan çıksanıza ne bileyim Bodrum'a gidin, Antalya'ya gidin, yurt dışına gidin oğlum ya yani gidin yani. Ben de kafamı dinleyeyim desem de dinlemiyorlar tabii. Süper Lig heyecanı şimdiden sardı bu genç çocukları. Yok efendim ben ofansif orta sahaya geçsem mi? Hocam ben forvet oynamak istiyorumlar falan havada uçuşuyor. Baktım böyle olmayacak, kafayı toplayamayacağız. En iyisi ben şöyle birkaç gün bir yere kaçayım diye düşünürken telefonum çaldı. Arayan şu anda tatilde olması gereken menajerimdi. Konuşmamız tam 15 dakika sürdü. Kapattığımda çocuklar yanıma geldi merakla. Hocam kiminle konuşuyordunuz? Arabistan falan dediğinizi duyduk da merak ettik o yüzden dedi Şükrü. Vallahi saklama gereği duymadan direkt cevapladım. El Hilal hoca arıyormuş çocuklar. Önce bir şaşırdılar tabii. Ama sonra hemen şakalar makalar yapmaya başladılar. Hocam parayla mı alıyorlar sizi ne yapıyorlar falan diye. Ama benim yüzümdeki ciddiyet onları susturdu bir anda. Ve Agah dayanamayıp sordu. Baba gitmeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Sonra Şükrü lafa girdi. Hocam lütfen sizi bırakıyorum falan demeyin bize. Birkaç saniye düşündükten sonra üzülerek de olsa yarın sabah özel uçakla aldıracaklar beni çocuklar. Bir gidip görüşeceğim. Evet takımcı Altınordu olarak birbirimize çok alıştık. Takım olarak kimyamız çok iyi. Ama size futbolla ilgili ufak bir öğüt vereyim. Futbolda duygusallığa yer yok. Yola çıkmadan önce takımdaki neredeyse tüm oyuncular aradı. Hocam kariyer sizin kariyeriniz ama biz sizi çok seviyoruz ve hiçbir şekilde takımdan ayrılmanızı istemiyoruz dediler. Aslında onlar da haklı kendilerince. Fakat ben hem kendimin hem de ailemin geleceğini düşünmek zorundayım. İçim acıyarak da olsa bu teklifi kabul edeceğim gibi görünüyor. Yöneticiler oldukça sıcakkanlı insanlar ve tüm dünyanın bildiği üzere futbol konusunda bir atılım yapıyorlar. Altyapı konusunda dünyanın oldukça gerisindeler fakat konu paraya gelince hiçbir ülke onlarla yarışamaz sanırım. Resmi tekliften sonra beni biraz dolaştırmak istediler. Bu arada teklif ettikleri rakam Altınordu'da 50 sezonda kazanamayacağım kadar büyük bir para. O yüzden artık iş formalitelere kaldı. Bugün imzayı atacağım ve bir hafta içinde takımla çalışmalara başlarım diye düşünüyorum. Hem son imzaları atmak hem de diğer yöneticilerle tanışmak için stadı gezmeye geldik. Artık her şey tamam diyebiliriz. Yeni sezonda El Hilal'in hocası benim. Burası No23, hepiniz hoş geldiniz. Al Hilal kariyeri başlıyor, devam ediyor. Maç yapacağız. Bir tane transfer teklifi geldi. O teklif de Galatasaray'dan gelmiş. Onu ben reddedeceğim çünkü yani Altınordu'ya bari bir faydamız olsun. Yani Galatasaray istediği kadroyu kuramasın. Biz bu adamı kullanmayız ama vermeyeceğim yine. Maça geçelim. Yani bakalım nasıl olacak ya. Kadromuzu da göstereyim. Ruben Neves, Milinkovic Savic, Kolibali gibi isimler var. Sağ ve sol kanat bayağı hızlı. Şu anda hazırlık turnuvası oynayacağız. Mavi formayla çıktık. Hadi oynayalım biraz. Bu Galatasaray'ın istediği adam galiba. Asist oluyordu. Hocam sakatladı. Orada tabii Süleyman Paşa, Marco Paşa olurdu genelde. Şükrü de olabilirdi. Bakalım bunu yapalım bir bakalım olacak mı? Gol. 1-0 öndeyiz hazırlık kupasında. Dışarı vurdular. Güzel geliyor. Hangi takımsa bu.
Penaltı oldu. Arabistan'da devam ediyor. Bakalım. Kaleci Weiss. Evet, bir Serhat değil kimse tabii. Serhat'cığım, umarım iyisindir. Milinkovic Savic. Altın Ordu hazırlık maçlarını oynadı mı acaba? Milinkovic Savic maçın adamı olmuş. Kimle oynayacaklar acaba hazırlık maçtan Altın Ordu ya? Böyle çıkıyoruz oynuyoruz ama bizim de transfer yapmamız lazım. Adamlarda para bol. Harcayalım yani, ne yapalım? Geldik buraya. Dakika 4. Dakika 31. Savic. Oyuncu değiştirsem mi acaba? Yorulan var ama devam ya. Hazırlık turnuvası oynasınlar. Dakika 49. Buradan 1-2 milyon para kazanacağız eğer şey olursa. Marega maçın adamı seçilmiş. Yani adamların kim bilir kaç, 200 milyon euro transfer bütçesi vardı ya. Öyle zengin kulüp. Altın Ordu'nun ne kadar işine yarardı o 1-2 milyon. Bu arada yani tabii ki buraya geldiğim için üzgünüm, mutlu değilim ama takım da canavar gibi ha vallahi. İlk golümüzü yedik. İkinci golümüzü de yedik. Üçüncü golümüzü de yiyorduk. Aga çok mutsuzum ya. Çok özledim İzmir'i ya. Yedik. Üçüncü golümüzü de yedik. Şimdi İzmir'in o sıcağında ne güzel idman yapmak vardı çocuklarla. Süleyman'la, Şükrü'yle. Mehmet Karahanlı'da dönmüştür şimdi kulübe. Kiralama süresi bitse. Polat'la atışıyorlardır ne güzel. Bazı adamlar hakkın rahmetine kavuşmadan en iyisi ben çıkarayım yani. Şu adam girsin. Eksi 4 ile oynasın orada. Şuraya bir adam alalım. O da eksi 1 ile oynasın. Peki. Peki. Bakın İzmir'i çok özledim ben ya İzmir'i. İzmir'i özledim İzmir'i. Bizimkiler ne yapıyor acaba hazırlık maçlarında? Bizim belli ne yaptığımız da. Altı bir. Kaksı. Üç gol atmış. Hat-trick yapmış. Maçın adamı da olmuş. Kaksı. Demin gideyim altyapınıza bari birkaç oyuncu alayım falan dedim. Yok dediler, biz altyapıyla ilgilenmiyoruz. Lan nasıl takıma geldik biz ya? Hiç yıldız da çıkaramıyorsun anasını satayım. Yok ki adamların öyle futbol kültürü yok ki. Hazırlık turnuvası da bitmiş. AG arıyor arkadaşlar, bir saniye. Efendim oğlum? Ha canım, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz güzelim?
Ha oğlum, bir saniye bekle babacığım. Arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşürüz. İşte Arap Süper Ligi'ne devam ediyoruz. Görüşürüz. Ne yapıyorsunuz babacığım? Takım nasıl gidiyor? Niye öyle konuşuyorsun babanla oğlum ya? O ne demek Agah ya? Babacığım hakkımı yiyorsun ama ben sizin için buradayım. Fakat Agah haklıydı. Aslında benim değil, onun hakkı yeniyordu. 17 yaşındaydı ve babasına en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda onu ve Altın Ordu'yu para uğruna terk etmiştim resmen. Neyse ki çok geç olmadan yaptığım hatanın farkına vardım. Artık aileme ve takımıma dönmenin vakti geldi. Burası No23. Asıl şimdi... Hoş geldiniz arkadaşlar. Altın Ordu kariyerimiz devam ediyor. Evet, Altın Ordu. Şimdi görüyorsunuz oyunda takımımızda bazı değişiklikler var. Transferlere geleceğiz. Başka şeyler göstereceğim ama önce şundan bahsedeyim. Arkadaşlar normalde çift forvete dönecektim zaten bu sezon. Cenk'in yanına birini alacaktım falan ama zaten Şükrü'yü santrafor yaptığım için onu kullanacağım. Birinci gencimizi kullanıyoruz. Bu bir. Süper Lig'de kullanıyoruz. Önemli olan bu. Marco Paşa artık ofansif orta saha oynayacak ama Emirhan Aydoğan'ın yerine bir sürpriz var ki ay oyunu çok zevkli hale getirdi. Bekleyin, Marco Paşa burada oynayacak. Agah'ı sağ kanada emanet ediyorum. Onda bir pozisyon değişimi var, ona da geleceğiz. Ama Emircan geçen sezon iki sefer sakatlandı. Büyük sakatlıklar. Bir sakatlığa yatkınlık traiti de yokmuş halbuki. Ama sakat. Onun yerine de eskiden çok büyük yıldız olma potansiyeli olan ama yıldız olamamış birini alacağız. Birine kancayı taktım, paraları harcayacağız. Onun dışında bir tane stoper almam lazım. Sadık iyi gelişiyor. Zaten yaşı da 18 abi. Gayet iyi yani, hızı falan, defans falan, fiziği gayet iyi. 66 overall'a göre. Yanına birini alacağız. Arkadaşımız yedek olacak. Esen Demir'in pozisyon değişimi var. Caner zaten burada. Bu arada kalecilerden başlayıp herkese farklı farklı şeyler vereceğim bu sezon. Gelişim planları. Her sezon değiştirmek lazım. Değiştirmezsen, bırakırsan çok fazla artmıyorlar. Şimdi Yusufcan Esen Demir pozisyon değişimi geldi. Sağ kanat bek yapınca oyunda artı alıyordu. Artı 3, artı 4. Onu sağ kanat bek yaptım. Sizin de yorumlarınızdan görerek pozisyonu değiştiriyoruz şimdi. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 68. Gayet iyi. Şimdi onu ne çalıştırsak biz? Ne ihtiyaç duyuyoruz biz şimdi? Hücuma çıkma ihtiyacı hissediyoruz sağ bekimizle, sol bekimizle. Driblingi, pası artsın. Bu gayet iyi. Çeviklik, denge, orta açma, kısa pas artıyor. Biraz hız da artsa güzel olur ama ofansif kanat beki yapalım biz. Pası ve hızı artsın abi. Driblingi de artıyor. Of, çok iyi. Çok iyi. Emircan'ın hızı falan yeterince artmış. Ona şut çalıştırabileceğim bir şey seçtim. Antrenman seçtim. Umarım iyi gelişir. Ya kaç ayı kalmış? 5 ayı kaldı abi. 7 aydı. Geçen sezon sakatlandı daha. Şimdi Agen gelişim planından ona sağ orta sağ demiştik. Kanat çalıştırsak yükselirdi belki ama şimdi yükselmeyecekmiş gibi geliyor. Ve yükselmedi. Evet. Şimdi onu ne çalıştırsak biz? Şutu bayağı kötü. Bu sezon ondan şut bekliyorum. Gol katkısı yapması lazım çünkü. Şöyle yapalım biz. Ters açık orta saha oyuncusu. Devam. Şimdi Şükrü'de forvet oynatacağımıza göre artık bazı şeylerine, yani özellikle şutuna yönelmemiz lazım. En azından bir süre böyle çalıştıralım, sonra değiştirebiliriz. Driblingi de önemli olabilir çünkü. Şimdi önce transfer bütçemi göstereyim. Geçen sezon 14 milyon kazandığımızı söylemişti federasyon bize ama burada geldik 13 var. Herhalde böyle 1 milyon falan bir kaynıyor arada. Şimdi transfer listemiz bu arkadaşlar. Özellikle satılacaklar ve kiralanacaklar. Hatta onu da göstereyim. Kiralanacaklar. Veli Bacak, kalecilerimizi kiralamamız lazım. Takımda iki kaleci bırakacağım. Biri Serhat zaten. Come on. Diğer Turgut'u zaten kiralamıştı geçen sezon. Veli Bacak da gidecek. Mert Furkan Bayram da gidecek. Bu çocukları altyapıdan çıkarmıştık. Rahmi Kaya ve Alperen Selvi. Bunlar da gidecek. Overall'lar aslında fena değil ama bakacağız yani, kiralık gidecekler. Transferlerde de arkadaşlar üzülerek Hüsamettin'i satıyorum. Çünkü Şükrü santrafor oldu. Hüsamettin'in yaşı geliyor artık. Ondan kazanabildiğimiz kadar para kazanalım. Bir de Ahmet Dereli. Onu da santrafor olarak zaman zaman oynattık. Katkı da aldık. Ama ya bu iki adamdan bir 5 milyon falan gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi şu formasyonu bir aklınızda tutun. Bak, sol kanat, orta saha, bir de stoper. Oralara geleceğiz şimdi. Daha bir dakika ya. Esen Demir niye öyle -2?
Heh, artı birini aldı, güzel. Öncelikle biliyorsunuz şimdi sağ kanatta ben Agah'ı niye teslim ettim? Driplingi, beceri hareketleri gayet iyi diye. Orada pozisyon yaratabilme potansiyeli çok yüksek Agah'ın. Aynı şekilde başka bir adam da almamız lazım sola. Gördüğünüz gibi Jorge Hoca burada hala. İsmail Kartal'ı tercih ederdik ama şu adamı hiç sevmiyorum ya. Yani Beşiktaşlı olduğum için değil, gerçekten sevmiyorum. Çok garip bir adam bence. Evet, gördüğünüz gibi Emre Mor'a Kanca'yı taktık arkadaşlar. Beklediği kadar, ya süre buluyor Emre Mor tabii Fenerbahçe'de ama beklediği kadar bulamadığı için bizde de full ilk 11 oynayacak. Biz direkt oyuncuyla anlaştık zaten. Şimdi Jorge Hoca'yı daha şey yaparsak, birazcık ikna edersek bu iş olacak gibi geliyor. Ben şöyle 6'dan açıyorum abi kapıyı. Hadi bakalım, 6800 en düşük diyordu ama bak 6500 güzel. Demek ki 6500'ün de altına alabiliriz. 6200 diyelim. Hocam sakın sinirlenip kalkma ha. Oldu, oldu bu iş. Emre Mor hoş geldin. Neden aldığımı da söyleyeceğim şimdi. Şuradan bir şey göstereyim size. Bak şimdi trade'lere gel. Hızlı dripling. Abi bu çok önemli. Agah'ta da var bu. Ya Agah'ın trade'lerinde yok ama vücut tipinde özelliklerinde var gibi. Bu çocukta da var. Emre Mor'da da var. Bence çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi onun dışında artık listemi gösterebilirim diye düşünüyorum. Geçen sezondan kalma bir Mert Hakan yandaş şeyimiz vardı. Orta sahaya hala olabilir ama orta sahaya bir şey buldum. İnanamayacaksınız ya. Şimdi Sadık Çiftpınar Sassuolo'da mıydı? Nerede? Bir yerdeydi ama. Serbest kalmış ama 66 oruldu. Şeyde olsaydık alabilirdik TFF 1. Lig'de. Onu geçtim. Mahmut Tektemir bizim için çok yaşlı kaldı. Emre Nikkan o kiralıktı falan. Ya bu çocuğun Türkiye'ye gelmesi mantıklı olmaz diye almıyorduk ama potansiyel olduğu için aslında olabilirdi. Bir Serdar Dursun var arkadaşlar. Şimdi birinin sakatlanması durumunda mesela Cenk sakatlanırsa Serdar Akancay'ı takacağım. Anlatabildim mi? Ya da Şükrü sakatlanırsa falan. Bir yedekte dursun. Şimdilik almayacağım, onu söyleyeyim. Mert Çetin, mesela şimdi yurt dışında oynayan oyuncularımıza da bakıyorum. Çok dikiş tutturamamış. İstediği performansı ortaya koyamamış oyuncuları ama bilmiyorum ya, Mert olur mu olmaz mı? Yani aslında olur, niye olmasın da. Yani yurt dışında adam düzenini kurmuş. Türkiye'ye gel oyna demek de bilmiyorum, garip olabilir. Yani biraz da mutlu zaten, o yüzden çok Kanca'yı takamadık. Benim Kanca'yı takacağım adam bu. Samet Akaydın arkadaşlar. 29 yaşında, gayet güzel Süper Lig tecrübesi var. TFF 1. Lig tecrübesi var falan. Fiyatını da görüyorsunuz. 1650, 1950. Bir dakika. Bu şey mi varmış? 2950 şey var. Ha yok. Yok abi yok. Direkt 1600 diyorum hatta. Jorge hocam. Bu arada direkt kabul etti ya. Ulan 1500'e diyebilirmişiz demek ki. Neyse. Bir Kaan Ayhan profili vardı. Tabii ki olabilirdi. Ama o da mutluymuş arkadaşlar ya. Sassuolo'da. Yani hocam isterim size çalışmak ama Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum dedi. Peki kararını değiştirsen tekrar telefonlaşalım, haberleşelim dedim. Ama şimdi bombayı patlatıyorum arkadaşlar. Şimdi sol orta sahayı aldık, sol kanada aldık. Stoperimizi güçlendirdik. Şimdi ne var sırada? Orta saha. Eren Kara. Ve bakar mısın bu adam serbest. 76 overall, 17 yaşında, 17. Sol ayaklı. Bu da nadir. Beceri hareketi 4. 5'e de çıkartırız. Aga bu adam. Yani şu anda bakayım. Piyasa değeri 17 milyon ya. Oğlum inanılmaz ya. 4500 euro maaş istiyor oğlum bu adam. Bu adamı kesin almamız lazım. Direkt ilk 11 çünkü direkt. Ben bu adamı 5 yıl bağlarım abi. 2 mi? Demek ki 3 olacak o. Okey. Oğlum istediği ya, 76'lık oyuncunun istediği şeye bak abi. 1700 maaş, 18.000 maaş primi. 25 maç oynarsam da 50.000 euro ver hocam diyor. Oğlum gel gel direkt pılını pırtını bagajını şeyini topla gel ya. Aldık çünkü bedava. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi altyapıda bizim biliyorsunuz bir sürü oyuncumuz var. Oraya geleceğim ama orada ilgili şöyle bir durum var. Geçen sefer isimler yazmıştınız öneri olarak komik komik. Ben de vermiştim isimleri, eyvallah. Ama o zaman oyuncular yabancıydı. Altın orada yeni gelmiştik. Oyunun yabancı oyuncularını devşirip Türk yapmıştık. Buradakiler zaten Türk. Yani o yüzden bunları değiştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Potansiyelleri de hepsini 87. Burada bir hata var galiba. Bunu bakacağız. Yani bunlar değişebilir zaten ama mesela şurada 5 yıldız beceri hareketi olan bir Atilla Kaya var. Kim bilir neler olacak. Bunları çıkaracağız, yapacağız bir şeyler. Samet Akaydın'ı alamadık arkadaşlar. Yani oğlum madem 26 bin istiyorsunuz niye söylemiyorsunuz ya? Allah Allah. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben Kaan'la konuştum tekrar. Dedim sana muhtacız. Gelmen lazım Sassuolo'dan. Hocam dedi trade'im var benim. Sert kafa. Geleceğim Süper Lig'de öttüreceğim kafalarla dedi. Tamam dedim Kaan'cığım çok coşma. Ama gelince alacağız şimdi. Parası da çok iyi abi ya. 1.700'ü alabiliyoruz. Ben direkt 1.600 diyeceğim bu sefer. Onu da söyleyeyim de. 1.600'ümüzü dedik. 1.700 diyor. Kabul. Eren Kara, Eren miydi ismi ya? Eren Kara 76. Abi herifin istatistiklere bak. Şuraya bak, yemyeşil herif ya.
Oğlum direkt gider Avrupa'da oynar bu herif. Emirhan Aydın eski kaptanımız güzel bir yedek olacak bu sezon. Zayıf ayağı da 5 gördüğünüz gibi bizi gayet iyi idare edecektir bir yedek olarak, bir rotasyon oyuncusu olarak. Eren Kara seni yetiştirip satacağız gibi geliyor. Sen bizde kalıcı olmazsın oğlum. Vallahi olmazsın. Arkadaşlar maalesef Emre Mor da olmadı ya. Allah Allah. Bir hafta bekleyip tekrar görüşeceğim Emre Mor'la. Emre Mor'u almamız lazım bizim ya. Emircan sakat olmasa gerçekten Emre Mor'dan çok daha düşük bir yedek alıp devam edeceğim. Emircan Gürlü'ye güvendiğim için ama abi sakatlıktan kurtulamıyor ki adam ya. Şimdi Kambur'la bir hazırlık maçı yapacağız. Ya büyük ihtimalle bizden kat kat zayıf bir takım olacaktır. Bir kendimizi deneyelim. Şu yeni Eren Kaya'yı çok merak ediyorum. Kontrolü falan nasıl diye. Güneşli bir hava. Hadi bakalım. Kendimizi deneme maçları bunlar. Haydi çocuklar. Cenk direkt kaptırdın oğlum. Helal olsun. Bas oğlum ona. Ay güzel geliyorlar. Kim lan bunlar? Haydi bakalım. Kat kat zayıf takıma bak. Van der Water mı attı ya? İsme bak oğlum, Van der Water. İyi basıyorlar ha bak, zor zor pas veriyorum. Ben biraz ciddiye alayım şunları. Okey. Aa gel direkt kaçırdım. Aklımız başımıza mı geldi beyler? Oy pasa gel. Şükür veliyamız. Oğlum kaçırdın. Sezonun ilk maçında kaçırdın. Hadi bakalım. Oy oy oy. Marco Paşa yürü. Marco Paşa. Hocam kayıyorlar. Hocam. Oğlum tutsanıza şu Van der Water mı yine bu ya? Vay arkadaş ya. Seller sular gibi geliyor herif. Marco Paşa. Marco Paşa gidiyor. Oğlum nereye ya? Atamıyoruz. Evet olmuyor. Olmuyor ama geleceğiz. O belli. O çok belli. Hocam faul. Aynen. Aga ama sakatlanma babacığım. Sezonun bak hazırlık maçı da. Marco'yu çağırdı Aga. Şöyle geldik. Caner vurdu. Ah Caner ne yapıyorsun Caner? Atsana Caner. Yapma böyle şeyler ya. Oha! Allah'tan kötü vuruyorlar ha. Lan oraya değil ya. Polat vurdu, kaleci zor kurtardı. Bak Polat da sessiz sessiz de 45'te hocam ben bir buradayım dedi. Abi bu formasyonda bazı oyuncular çok yoruluyor bak. Agah ya o taraftan çok oynadık gerçi de. Eyvahlar olsun. Neyse yapacağız bir şeyler. Devam beyler ya. Agalar ayak koyacağız. Ayak koyacağız. Serhat Allah'tan üzerine vurdu baba. Geliyorum ulan. Cenk yürü. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Bir atalım be. Bir atalım be. Çok güzel be. Marco Paşa vurdu. Bombalıyoruz ya. Bombalamasyon. Tamam. Oyun kuruyoruz. Peki peki. Yusuf Can be abi. Deneyeceğiz bunları. Bunlar çok güzel gidiyor. Girmese de zekle. Bu arada hazırlık maçına gelmiş. Oyuncu değiştirmiyoruz. Turgut. Polat'ın yerine gir bakalım. Turgut verir misin vermez misin? Aa, Dikmen. Sen Sadık'ın yerine gir. Serhat'ın yerine tükenmiş girsin. Emren Aydoğan. Marco Paşa'yı dinlendir diyeceğim de sen şöyle gel. Heh aynen. Eren Kara orada oynasın. Eren Kara'yı da göremedik. Formasyonda öne mi çıkmıyor ne anlamadım. Şu Aslan'ı da alalım ya Aktaş'ın yerine. Aynen böyle devam. Tamam bizde. Eren Kara. Of. Ya abi atacağız da ne zaman? Tamam geliyorlar. Okey okey sıkıntı yok. Penaltı olmasın da abi. Şimdi saçma sapan bir şut çekerler elime doğru. Tamam bizde tükenmiş onu alırdın. Tükenmiş. Şut geldi tükenmiş. Belli ki tükenmemiş. Turgut. Turgut ne yaptın? Yukarıda bomboş oğlum herif. Böyle şut da yemezler yani. Oradan da denersen onu boyunun ölçüsünü alırsın. Bir uzun top Turgut gönderiyordu. Neyse 1-1 okey. Çok kaçırdık ama ya. Maçın adamında Drinkwater olmuş. Van der Water. İsme gel ya. Kaan Ayhan geldi. Beyler bayanlar. Sonunda birini alabildik ya. Vay arkadaş be. Bu arada demin alamamamızın sebebi arkadaşlar bu adamın 51 bin euro maaş alıyor olması. Biz bu adama bunu verirsek alamayız tabii. 50 ile 55 bin euro arası bir şey diyeceğim ki bu adam bize gelsin.
yani, değil mi? Bu arada antrenman kurallarıyla oynamıştım biraz. O konuda birazcık sıçtım. Onu söyleyebilirim. Hatta o yüzden şu an maça çıkacağız ama kadro bu. İyi yönetemedim. Kondisyonları falan iyi yönetemedim şu anda. Bunun yönetmenin de tek bir çaresi var. Şöyle bir kadro kurdum arkadaşlar. Bu kadroyu kurun, yani yedeklerden oluşan bir kadro ama bu kadroyu kurunca da şöyle bir şey var. Marco Paşa'yı, Agah'ı ve sol bekimiz Caner Erkin'i yedekleyecek adamımız olmadığını fark ettim. Dolayısıyla oralara da böyle ufak ufak transferler yapmamız gerekecek. Ayrıca mesela çift forvet oynarsak Ahmet Dereli'yi ve Hüsamettin Yener'i de satacağımızı düşünürsek bir tane daha forvet almamız gerekecek diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var, serbestlere yine baktım tabii Türk oyunculara. Şöyle bir şey var, Emrah Başsan. Zaman zaman Galatasaray'ın kadrosuna kattığı, kiraladığı başka takımlara falan bir oyuncu bu. Bu sezon Sivas Spor'da oynayacak galiba. Şu an serbestmiş. Onu bir bağlayacağım. Hem sağ hem sol oynayabiliyor. Tam bir joker adam. Serbest kalma bedeli istiyor. Ya bu adam 3 milyon, bu adam için çok iyi ya. Yani bu adam normalde 1.600'e 1.700'e falan satarız. 3 milyon veren olursa alsın götürsün abi başım üstüne. Şöyle bir 17.500 öneriliyor ama ben 17 diyeceğim buna. Bakalım ne diyecek. Ha kabul etti. Güzel. Serbest kalma bedeli de var. Tamam. Sağ ve solu yedekledik gibi bir şey oldu. Güzel. Şimdi Serdar Dursun'u da alasım var ama şimdi şöyle bir şey var. Serdar da yedek kalacak adam değil ya. Yani orada Şükrü'yü oynatıp Serdar oynatmazsam olmaz. Dönüşümle oynatırsam da Şükrü istediğim kadar gelişmeyebilir. Arkadaşlar Şükrü'yü kiralayalım mı? Ne yapalım ya? Ya Serdar verim alırız bence Serdar'dan ama şöyle bir şey var. Santro Türk alacağız bunu biliyorsunuz zaten. Santrafor ve orta saha için sizden yorum bekleyeceğim arkadaşlar. Aynen. Yani Marco Paşa'yı yedekleyecek ve Şükrü Williams'ı belki yedekleyecek bir tane forvet almamız lazım. Şöyle bir şey var bir de. Forveti Avrupa'ya gidip başarılı, yani nispeten başarılı olamamış ya da tam dikiş tutturamamış, Türkiye'ye dönmek isteyen Türk pasaportlu, Türk vatandaşı oyunculardan da yorum bekliyorum sizden hangileri olabilir diye. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bir de, Emrah geldi takımda zaten, serbest hemen takıma katıldı. Onu bir alalım sağ, AG'yi da biraz dinlendirmiş oluruz. Bakalım nasıl oynayacak, Emrah'ı da bir görmüş oluruz bu maçta. Marco Paşa ve Caner Erkin de inanılmaz yorgunlar. Onların gel, Caner'in yerine bir tane stoper alırım, solda oynatırım. Hazırlık maçı zaten, denemiş olurum en azından. Mantıken de oturur. Marco Paşa'yı bir yere oynatıp çıkaracağım. Kocaeli falan alabiliriz, yedekleri aldıysam tabii. Bak, idare etmeye çalışıyoruz yani kısıtlı kadromuzda ama güzel bir rotasyon kadrosu oluşturacağım ya, bakalım. Emrah, hızlı görünüyorsun Emrah. Çektin Emrah. Topa hakimsin, güzel. Burada bir üçgenimizi kuralım. Hüsamettin, seni de uzun süredir görmek istiyorduk. Hadi ver artık pası. Hüsamettin. Abi. Adam girdiğimi coşturuyor. Hüsamettin Yener ya. Bu niye İrfan Can sevinmesi yapıyor? Basic sevinmesi bu ya adamın. Hüsamettin orta sahada demin topu almıştı. Sonra koş abi yerine dedik. Koştu, golünü de attı. Ya bu adamda bir şey var ama çözemedim. Acayip ya. Baklı gibi adam. Evet, şu kanatları tutma konusunda biraz başarısızız ama. Hocam ne olur Caner sakatlanma kalktın. Sarı kartı aldırdık, güzel. Turgut da solda deniyoruz. Geçen sezon kiralıktı biliyorsunuz. Gelişine vur oğlum. Hüsamettin güzelsin oğlum, koşun güzel. Bu arada Hüsamettin'i kaptan yaptım. Cenk'in yokluğunda. Bu takımın kaptanı o, ikinci takımın. Emrah. Emrah da güzel oynuyor ha valla. Çok güzel. Ah Emrah. Güzel oynuyor dedik, nazar değdirdik adama ya. İyi dediğim 3 gün yaşamıyor ya. Güzel pozisyonda aslında, atabilirdi ya. Hata bende biraz da gerçi. Plase vurabilirdim orada, ben direkt gömçürdüm. Kötü yemedik. Güzel. İlk yarı bitti. Şimdi Marco Paşa ve Caner Erkin'i çıkarmam lazım. Yoksa sezona sakat olarak başlayacaklar. Direkt sakatlanabilirler çünkü kondisyonlar direkt bitmiştir. Yani kırmızıya geçmiştir diye düşünüyorum. Evet abi geçmiş. Aktaş'ı oynatacağım orada ama yani hızı iyi olduğu için. 70 hızı var, stoperlerle değiştiremem. Sol bekte oynayabilecek hıza sahip. Şuraya da Emirhan Aydoğan'ı aldık. Kocaer ofansif orta sahaya geçti. Ofansif orta sahada Eren'den verim alamıyoruz. Yeni şeyimiz, serbestten aldığımız transfer ama orta sahada daha iyi sanki ya. Çok güzel, Emirhan girdi. Kondisyonu iyi tabii. Şöyle attık. Hüsamettin! Bitirirsin! Oo, çok güzel bitirdi Hüsamettin. Bu maç ikiledi ya. Vay abi nasıl vurdu gördünüz mü ya? Çok tatlı gitti top. Bak koşuyu gördüğü an yani varsa bir boşluk varsa herif koşuyor. Biz de görüp attık mı zaten tamam adam tehlikeli ya.
Ya bir şey söyleyeyim mi bak, şeyle arasında Onan Vurul var Cenk Tosun'la. Bu adam koşuları daha iyi yapıyor ya. Yani Cenk bu kadar belirgin koşu yapmıyor. Neden bilmiyorum ama diyorum abi bug'lı bu herif ya. O pası verdirmememiz lazım. Şut geldi Serhat, mükemmel uzandın oğlum, harikasın. Ah be abi, Emrah değil mi o? Bu arada dakika 67, yani bu maçlarda yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Tükenmişi alacağım oyuna. Bak artı ikisi de var mis gibi. Oynasın abi, Serhat da biraz dinlensin. Bütün sezon zaten oynatacağız Serhat'ı büyük ihtimalle. Furkan seni bir atağa katıyorum oğlum. Çok da güzel kattık atağa. Ah be. Gelişine ah direkt be. Hüsamettin dedim o. Abi inanılmaz herif ya. Ben bu Hüsamettin satmayacağım galiba arkadaşlar ya. Dışarı gitti. Turgut verir misin? Hüsamettin satılmaz abi. Hüsamettin ya, Serdar Dursun alacağım ama Hüsamettin kalsın abi. Daha iyi değil mi arkadaşlar? Adam zaten iyi oynuyor. Bir de alıp başkasını takıma adapte etmeye çalışmayalım. Hüsamettin bu takımın çocuğu abi. Abi nasıl geçiriyorlar o topları ya? Anasını satayım, Real Madrid ya. Yedik. Yok bu zaten Serhat da olsa yerde, onu tükenmiş de yer yani, sıkıntı yok. Çok sevindiniz ama yani, bir gol attınız attırıp, o da 82'de. Çok iyi pas be Emrah'tan. Muzaffer oğlum, orta mı şut mu belli değil. Ben şuta bastım ama orta gibi gitti ve taca gitti. Bu sezon, yani geçen sezondan beri ilk defa şutumuz taca gitti abi. Ya bu da oldu. Şut geldi tükenmiş. Hocam bitirebilirsin, artı 4 olmuş ya. Eyvallah, teşekkür ederiz. Korneri de kullandırmadın. Maçın adamı Emrah Başsan olabilir mi? Yok. Emrah ne yapmış abi? Hiçbir şey yapmamış. Yani gole katkısı yok ama güzel oynadı. Yani AG çok iyi yedekleyecek. Hatta ilk 11'de oynar aslında da, işte ben oğlumu oynatacağım gibi görünüyor. Ama yok ya, o konuda adaletsizlik yapmam. AG daha sıkıntılı işler çıkarırsa başımıza, Süper Lig'de oynayacağız çünkü. Direkt Emrah'ı oynatırım. Hüsamettin abi. Adama şans verdik. Yine maçın adamı oldu. İki tane de salladı karşı takıma. Turgut'tan asist. Güzel. Sağ ve sol kanatlardan, orta sahalarımızdan asist ve gol katkısı alamadığımızı düşünürsek Turgut'un asist yapması harika. Evet, Emre Mor sonunda 50 bin euroyu kabul etti. Edem'in tabii az verdik adama, kabul etmez. Normal. Emre Mor geldi beyler bayanlar. Artık sol orta sahamızda, sol kanadımızda bir dribbling ustası var. Neler göreceğiz bilmiyorum. Bu adam var ya, aynı Agah gibi, Agah'tan daha da fazla hatta, şimdi karşılaştırıyorum ama pozisyon yaratır abi, pozisyon. Ya pasına şutuna güvenmiyorum. Driplingiyle bize pozisyon yaratsın. Benim tek istediğim o. Bak Cenk de gelmiş. Nasıl koşuyor bakalım Emre Mor diyor. Şimdi Emre Mor'u sola koyduk. Eyvallah, tamam, ona geleceğiz. Ama şimdi ben 7'ye Turgut verir misin mi? Polat Alemdar'ı mı alacağım konusunda sıkıntıdayım. Şimdi şöyle bir şey var. Turgut hız olarak daha iyi ve bunu maçta direkt hissettim. Onu söyleyeyim. Ama Polat'ta da zayıf ayak 5 abi. Becer hareketi bir yıldız fazla 3. Yani diğer istatistikleri de çok daha fazla şeyden. Ya baksana şutu 44 Turgut'un, şeyin Polat'ın 62. Ya pasında bayağı farklılık var, driplinginde. Yani bilemedim, hızlı olan adamı mı almak lazım yoksa teknik olan adamı mı? Ya biraz Polat'la ilerleyelim. Turgut'a da şans veririz diye düşünüyorum. Herhalde öyle yapacağız. Aynen. Sol orta saha oynatırsak artı 1, sol kanat oynatırsak artı 2. Hadi bakalım. Hatta Emre Mor'a da direkt sol kanat çalıştıralım. Bakalım overall artacak mı? Şimdi beyler bayanlar, bir analiz yapmamız gerekirse şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Hüsamettin'i takımda yedek forvet olarak tutuyorum. Hatta yani direkt Şükrü'nün yerine de oynar Hüsamettin de. Onu da size bırakıyorum. Yorumlara yazın. Şükrü mü, Hüsamettin mi? Hüsamettin çünkü hakikaten çok garip bir adam. Girdi mi mutlaka iyi işler yapıyor. Onun dışında şimdi sağ ve sol orta sahamız okey. Yedeğimiz de var, tamam. Ama orta sahada da, merkez orta sahada da yedekli oynuyoruz. Bak Kürşat var, Emirhan Aydoğan var, Eren Karay'ı aldık zaten serbestlerden, çok iyi herif, 76 oralı mükemmel. Stoperlerimizde sorun yok, bak Aktaş'ımız, Dikmen'imiz, kalemiz okey. Ama şu ofansif orta sahaya birini almamız lazım. Yani ya Marco Paşa'nın yerine oynayacak, Marco Paşa yedek olarak girecek yaşı itibariyle de. Belki hani abilerine bir yer verecek ya da belki başka bir şey, bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var, geliyoruz buraya. Mali durum 517 bin euromuz kaldı. Yani serbestten birini alırsak bu para anca yeter. Ama serbestler alamayız çünkü serbestlerde ben çok iyi oyuncu göremedim. Şöyle bir şey var, fark ettiyseniz Emircan Gürlü'yü ben hiçbir rotasyona şunumla katmıyorum. Çünkü daha 4 ayı 5 ayı var bu adamın gelmek için. Sakat. 3 yıllık sözleşmemiz var ve 3600'de değeri var. Eğer ben Emirhan'ı satarsam, Emircan Gürlü'yü satarsam, yerine iyi bir ofansif orta saha, yani Türkiye Süper Ligi'nden falan birini alabiliriz gibi geliyor. Ya da yurt dışında oynayan Türk pasaportlu birini falan alabiliriz gibi geliyor. Emircan Gürlü 3600'e satıp, hatta belki 4.5'a falan, niye olmasın,
yerine bir orta saha alalım ve bu orta sahayla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Diğer takım tamam gibi bence. Ha derseniz Hüsamettin Yener'i de sat, onun yerine de başka birini al. Mesela benim adayım Serdar Dursun. Başka oyuncular da yazabilirsiniz. Onu da yaparız. Ayrıca Ahmet Derel de 2-2,5 milyon ediyor. Emircan Güllü'yü satarsak 5-6 milyon euro belki orta sahadaki bir oyuncuya para yatırabiliriz. Böyle bir şeyimiz var. Evet, son kadro bu. Buraya yapacağımız takviyelerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Ayrıca roleplay istiyorsanız daha çok like atın. Çünkü onlar beni motive ediyor. Ulan diyorum daha çok roleplay yapayım. Bunu hatırlatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.